Meydan TV'den merhabalar. Ben Murat Abdullahoğlu. Yerel gündem programıyla yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz sevgili Veysel Karatay, Gelecek Partisi Esenyurt İlçe Başkanı. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Başkanım, sohbetimize şöyle başlayalım. Veysel Karatay kimdir? Ben öncelikle Veysel Karatay'a geçmeden önce programınızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim başkanım. Yeni açıyorsunuz galiba yeni bir kanal. Evet. Esenyurt için inşallah iyi olur, hayırlı olur. Emeklerinize sağlık. Ben de Esenyurtlar adına teşekkür ediyorum öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Çünkü bu tür programların yapılması, yapan insanların önünün açılması çok önemli. Bu demokrasimiz için çok önem vermemiz gereken bir konu. Konuştuklarımız ve düşüncelerimizin topluma ulaşması açısından çok önemli. Malum medyanın gidişatını hepimiz biliyoruz. Ben Esenyurt adına özellikle tekrar teşekkür etmek istiyorum. Veysel Karatay 1970 Göle Ardahan doğumlu. 1989 yılından beri İstanbul'da yaşıyor. Özellikle 93 yılında Esenyurt'ta iş hayatına atıldım. Atıldıktan sonra da Esenyurt'ta çivimizi çaktık ve yıllardır Esenyurt'ta hizmet ediyoruz. Evet. 98 yılından itibaren tay sürücü kurslarını kurmaya başlayıp bugüne kadar Avcılar'da, Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nde, Bahçeşehir'de şubelerimizi açarak sürücü kursu, SRC ve psikoteknik alanında insanlarımıza hizmet ediyoruz. Veysel Karatay aynı zamanda sivil toplum örgütlerinde görev yapıyor. Şu an kendi mesleğimle ilgili özellikle Sürücü Eğitim İşverenler Sendikası'nın genel başkan yardımcısıyım. Evet. Uzun zamandır Esenyurt Spor Kulübü'nün başkan yardımcılığını yapıyorum. Esenyurt Dernek Başkanlığı yaptım. Sürücü Kursu Dernek Başkanlığı yaptım uzun zaman. Geçen sene bıraktım arkadaşlarıma. Onun dışında tabii siyasetle ilgilendik. 99 seçimlerinde özellikle Fazilet Partisi'nde aktif görev alıp Mithat Reşber abimizin siyaset yaptığı, belediye başkan adayı olduğu süreçte destek olduk. Sonrasında 2001 yılında AK Parti kuruluşunda kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. Şu anda Gelecek Partisi ilçe başkanı olarak Esenyurt'ta görev yapmaya gayret ediyoruz. Veysel Karatay iyi bir Esenyurtludur her şeyden önce. Biz tabii toplumsal anlamda yıllardır işte Ardahanlılar, efendim Karslılar, Edirneliler, göçmenler gibi bakarken bunun çağdaş dünyada doğru olmadığını aslında düşünen birisiyim. Dolayısıyla Esenyurtluyuz. Evet, kimliğimiz doğduğumuz yer Ardahan Göle olsa da biz şu an Esenyurt'ta çalışıyoruz. Esenyurt'ta hayatımız devam ediyor ve Esenyurt insanlarıyla iç içeyiz. Ve iyi bir Esenyurtlu olmaya gayret ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Çok güzel başkanım. Peki başkanım, neden Gelecek Partisi? Şöyle, neden Gelecek Partisi derken aslında ben AK Parti sürecinde siyaset yaptığım süre içerisinde istediğim imkanı yakalayamadım, bulamadım veya vermediler, uygun olmadı. Tabii zaman içerisinde bunlar bir kırgınlığa neden oluyor. Yani siz bu ülke için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. İnanmış olduğunuz bir liderin siyasi hareketinde destek oluyorsunuz. Orada siz de ona fayda sağlamaya ve aynı zamanda ülkeye fayda sağlamaya çalışırken size izin verilmiyor. Yani gerekçesi, nedenleri çok da konuşulacak bir şey değil. Aslında onu da girmek istemiyorum. Evet. Yani Esenyurt özelinde olan bir şey aslında. Esenyurt ölçeğinde kalan bir şey, öyle söyleyeyim. Tabii 18 yıl az bir zaman değil. 18 yıl boyunca bekliyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz, işte meclis üyesi olmaya kalkıyorsunuz, olmuyor. Efendime söyleyeyim, işte milletvekili aday adayla süreci yaşıyorsunuz, işte kimse sizinle ilgilenmiyor. Belediye başkanlığı süreci geliyor, zaten mümkün değil, size sıra gelmez. Böyle olunca da 18 yıl bekledikten sonra da artık ben siyaset yapmamaya karar verdim.
Veya dedim ki eğer siyaset yaparsam, yetki alırsam yaparım. Yani iyi bir yetki alırsam, yani yerim konumum bir numara olursa, söz sahibi olursam siyaset yaparım. Onun dışında yapmayacağım diye yemin ettim. Arkadaşlarla da biz bunu paylaştık işin doğrusu. Tabii gün geldi, Ahmet Davutoğlu genel başkanımız, Sayın Başbakan böyle bir siyasi hareketin içerisine girince tabii gelen giden arkadaşlarımız oldu, teklif edenler oldu, nasıl bir süreç izleriz, neler olur. Ben onlara da dedim, ben siyaset yaparsam arkadaşlar bana burada bir numaralı sorumluluk verirseniz ben yaparım. Aksi halde ikinci, üçüncü, beşinci adam olmaktan yoruldum. Yapma. Evet. Çünkü sizin kendi hayalleriniz hayata geçmiyorsa sizin başarılı olma şansınız yok. Benim hayallerim var siyasette. Ve onların hayata geçmesi için ben uğraş vermek istiyorum. Dolayısıyla söz sahibi olmam lazım. Aksi halde sadece siyaset yapayım diye ben siyaset yapmayacağım. Tabii bu süreç bir 6 ay sürdü. Gidenler, gelenler, süreç devam etti. Son noktaya kadar geldi. Sağ olsun genel başkanla bir görüşmemiz oldu. Ben orada kendisine de söyledim. Dedim ki ben artık bu ülkede dürüst siyasetin olması gerektiğine inanıyorum. Ahlaklı ve dürüst siyasetin bu ülkeye büyük, çok büyük şeyler katacağını ve ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Siz de hem çok dürüstsünüz, hem bilgi birikiminiz çok iyi ve bu ülkenin sizin gibi insanlara ihtiyacı var. Ben size destek olabilirim. Genel başkanın nezdinde yakınındaki çalışma arkadaşları, il başkanımız, bizim kendi çalışma arkadaşlarımızın çok fazla tabii desteği oldu. Dolayısıyla bu görev 18 Şubat'ta bize verildi. Şimdi ben neden gelecek partisi dediğim zaman bir defa Türkiye'nin her şeyden önce barışa, birlikteliğe, kardeşliğe, dostluğa ihtiyacı var. Evet. Artık biz bu ötekileştirilmeden bıktık. Kavgadan yorulduk. Artık biz gözyaşı olsun istemiyoruz. Sevgi, merhamet, birliktelik, ayrışma olmadan bir ülkede yaşamak istiyoruz. Şimdi Ahmet Davutoğlu ekibi, çalışma arkadaşları ve program, Gelecek Partisi'nin programı tam da bunu söylüyor. Diyor ki, ne yaparsanız yapın, insana değer verin. İnsanın kim olduğuna çok bakmayın. Nereli olduğuna da bakmayın. Neye inandığına da bakmayın. Hangi mezhepte olduğuna da bakmayın. O zaman biz ne yapacağız? İnsana önem vereceğiz. İnsan onurunu koruyacağız. Yapılması gereken dünya siyaseti de bu olmalı. Şimdi bu bana çok uygun bir profil. Dedim ki evet ben bu siyaseti çok iyi yaparım. Çünkü insanların buna ihtiyacı var. Ben bugün esnaf ziyaretindeyken de zaman zaman esnaflara espri yapıyorum. İnsanlar gülmeyi unutmuş. Şakayı unutmuş. Herkes birbirine farklı bakıyor. Bu ülke bunu hak etmiyor. Esenyurt bunu hak etmiyor. Oturup konuşabilmeliyiz. Ben bu perspektiften baktığım zaman Gelecek Partisi'nin çok uygun olduğunu gördüğüm için Sayın Hocam'la, Ahmet Davutoğlu'yla, Genel Başkanımız'la ve yönetimdeki çalışma arkadaşları, il başkanımız, ilçedeki arkadaşlarımızla şu an bu mücadeleyi vermeye gayret ediyoruz. Yani burada olmamın nedenlerinden bir tanesi bu. Bir diğer kısmı özellikle Sayın Genel Başkanımızın çok fazla deklare etmiş olduğu yolsuzluklar, yoksulluklar ve yasaklar noktası. Evet. Ki geçmişte 2001'de, 2002'de iktidar olunduğu zaman da bunlar çok fazla söylenmişti AK Parti döneminde ve biz kesinlikle katıldığımız bir süreçti. Olması gereken bu. Yani biz şunu yapmalıyız. Yasakların olmadığı, yoksulluğun olmadığı, aynı zamanda insanlarımızın yolsuzlukla da artık ilgilenmediği ve uğraşmadığı dürüst ve ahlaklı bir yönetim. Bu neyi getirir? Bu demokrasiyi getirir, insan haklarını getirir, barışı getirir, özgürlükleri getirir. Artık hiç kimsenin fakir olmadığı, herkesin çok huzurlu bir şekilde yaşadığı bir ülke yaratmış oluruz. Ama yolsuzluklar olduğu zaman birilerinin hakkı yenilmek zorunda kalıyor. O zaman sorun başlıyor. Evet. Toplum mutsuz oluyor. Şimdi yasaklar olduğu zaman özgürlükler kısıtlanıyor, insanlar fikirlerini söyleyemiyor. Zaten yoksulluk olduğu zaman daha büyük mutsuzluk oluyor. Bizim insanlarımız
hiçbirisini hak etmiyor. Coğrafyamız çok muhteşem bir coğrafya. Bu coğrafya üzerinde bizlerin ülke olarak iyi bir yaşanabilir bir ülke yaratma noktasında her bireyin çalışması gerektiğini ben düşünüyorum. Ahmet Davutoğlu özellikle bu hayal ettiklerimizi zaten programa da yazmış. Biz de bu anlamda destek olmak için buradayız. Bana göre herkesin de Gelecek Partisi'ne destek vermesi, artık ideolojilerin bir kenarda bırakıldığı, insanın ortak değerleri ve ortak odakta olması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani bizim odağımız insan olmalı. Ve biz o insanın huzuru, mutluluğu, güvenliği ve geleceği için mücadele vermeliyiz. Yani şu an düşünün, ülkede ki ülkemizde maalesef ki üzülerek söylüyorum, istatistikler onu gösteriyor. Genç kardeşlerimizle sorulan soru şu: İmkanınız olursa ülkeyi terk eder misiniz? AK Partilisine, HDP'lisine, MHP'lisine, herkese soruluyor. Ve istisnasız %30, %40, %50'lere kadar çıkan bir oran evet ülkeyi terk eder. Şimdi bunun için bana göre tüm siyasetin bunun üzerinde kurulup neden gençlerimiz bu ülkeyi terk ediyor, biz neler yapmalıyız diye oturup düşünmesi lazım. Yoksa efendim Ayasofya açılsın mı, kapansın mı, efendim ne yapalım, her akşam oturumlarda bu konuların gündeme gelmesi ya bu ülkenin geleceğine en büyük darbedir, yanlıştır ve hatadır. Biz gerçek gündeme oturup gerçek gündemi konuşmamız lazım. Yoksulluğu, işsizliği konuşmamız lazım. Geleceğimizi konuşmamız lazım. Eğitimi konuşmamız lazım. Maalesef konuşamıyoruz. O yüzden Gelecek Partisi'nde siyaset yapmaya karar verdik. 18 Şubat'ta ben mazbatamı aldım. Bildiğiniz gibi siz de takip ediyorsunuz. Evet. Mazbatayı aldıktan kısa süre sonra ilçe binamızı Akyol Plaza'nın 4. katında tuttuk, yerimizi hazırladık, hazır hale getirdik. İstanbul'da ilk ilçe binasını hazır hale getiren, kuran ilçe Esenyurt ilçesidir. Hemen akabinde yönetim organizasyonunu başlattık. Evet. Yönetim kurulumuzu tabii kurucular anlamında 30 kişilik kurucular kurulu yönetimimizi de organize ettik. Başvurumuzu yaptık, işi resmileştirdik. Yine ilk kuranlardan bir tanesi Esenyurt'tur. Şu an kadın kolları teşkilatımız, gençlik kolları teşkilatımız kuruldu. Mahalle başkanlıklarımız, bildiğiniz üzere 43 mahallemiz var Esenyurt'ta. Şu ana kadar 16 mahalle başkanımızın atamasını yaptık. Çalışmaları devam ettiriyoruz. En kısa zamanda nasip olursa genel kurula gidip seçimle yeni yönetim organizasyonunu halledip hem önümüzdeki sürece seçime girebilmek adına işin resim boyutunu yapmış olacağız. Hem de ilk genel kurulumuzu nasip olursa yapacağız. Şu an sürecimiz bu. Peki başkanım, Gelecek Partisi olarak Esenyurt'ta hedefiniz nedir? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Gelecek Partisi Esenyurt'ta da Türkiye'de de her şeyden önce kardeşliği, huzuru, sevgiyi, barışı getirecek. Evet. İnsanların birbiriyle konuşabileceği bir ortam yaratacak. Şu an gördüğüm kadarıyla, yaşadığım kadarıyla, hissettiğim kadarıyla maalesef partiler arası bakış açısı bile üzüntü verici, hoş değil. Örneğin ben bayramın birinci günü tüm partilerimizin ilçe başkanlarını arayarak bayramlaştım. Buradan başladık. Evet. Yani bizim kimseyle düşmanlığımız, husumetimiz asla olamaz. Söz konusu bile değil. Şimdi Esenyurt'ta, tabii Esenyurt kozmopolit bir yer. Esenyurt aslında bana göre Türkiye'nin küçülmüş bir mozaiğidir Esenyurt. Evet. Esenyurt dediğiniz zaman evet Türkiye demek lazım aslına bakarsanız. Siz Esenyurt'ta huzuru yakalarsanız Türkiye'de yakalarsınız. Barışı yakalarsanız Türkiye'de yakalarsınız. Ve Esenyurt'ta fakirliği bitirirseniz Türkiye'de bitirirsiniz. Şimdi tabii Esenyurt'ta özellikle nüfusun fazla oluşunun getirmiş olduğu bazı handikaplar var. Esenyurt coğrafyasının sınırları 43 bin kilometre kare civarındadır.
Hatta 43-42 olması lazım, öyle tahmin ediyorum. İç alanı 27.700 kilometre kare. Şimdi 1 milyon küsür veya 1 milyon 100 bin insan bu sınırın içerisinde yaşıyor. Aracıyla, kendisiyle, yürüyerek okuluna gidiyor, alışverişini yapıyor, trafiğidir, parkıdır, bahçe. Bu alanı kullanıyor. Şimdi dolayısıyla siz eğer iyi bir kent yaratmamışsanız o insanlar mutsuz olurlar. Sadece bina yapmakla insanları mutlu edemezsiniz. Şimdi Esenyurt'ta tabii bu insanların daha rahat yaşayabilecekleri, özellikle ulaşım, depremle ilgili sorunlar, trafik problemleri, park sorunları, işsizlik sorunları, bunların çözümü için adım atılması lazım. Baktığınız zaman bu anlamda tabii çok fazla bir ivme yakalandı diyemeyiz. Yani ben işte hani geçmiş belediyenin yaptıklarının dışında şu an 1,5 yıldır yeni belediye başkanımızın çalışmalarına bakınca hani çok böyle fazla bir şey gördüğümü söyleyememişim doğrusu. Var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü bunu da paylaşmıyoruz. Yani belediye başkanının veya yönetici arkadaşların bana göre tüm ilçe başkanlarıyla oturup gidişatı paylaşması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani Gelecek Partisi siyaseti kapkaç gibi kötüleyerek, efendim bunlar hepsi yanlış, hepsi efendim kötüdür diyerek değil, doğruya doğru, yanlışan yanlış yapılması gerekeni ortaya koyarak siyaset yapmalıdır. Yani eğer niyetimiz hizmetse, niyetimiz iyiyse yapılması gereken siyaset bu olmalı. Belediye başkanı ben olsam, ben ilçe başkanlarına her ay rapor veririm. Gelin arkadaşlar, bakın şunu yaptık, şunu yapacağız. Şöyle düşüncelerimiz var, şöyle hayallerimiz var. Sizin katmanız gereken bir şey varsa buyurun siz de katın. Birlikte konuşalım. Çünkü ben sokağa indiğim zaman insanların sorunları ve soruları bize geliyor. Evet. Şimdi benim ya bunun şöyle olması gerektiğini veya şöyle olacak diyebilmem için bilmem lazım. Ama bilmiyoruz. O yüzden de hani dedikodu olsun diye konuşmak da doğru değil. Yani siyaseti yapıcı yapmak lazım. Efendim sosyal demokrat bir siyasi partinin bakış açısı farklıdır. Efendim işte biz zaten herhangi bir ideoloji gütmüyoruz. Dediğim gibi insan odaklı siyaset yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla biz tüm insanların özgürce yaşayabilecekleri bir kent düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Bizim bakış açımız böyledir. Hani şu kesimin insanları şurada şöyle yaşasın da şunlara çok önemli değil deme şansımız yok. O yüzden bakış açımız belki burada ayrışabilir. Bu da çok doğaldır, olsun. Bizim Esenyurt'ta Romenler yaşıyor, efendim göçmen kardeşlerimiz yaşıyor, Aleviler var, Kürtler var, Suriyeliler var. Her etnik yapıdan, her kültürden insan yaşıyor. Şimdi siz bunların Esenyurt hepsinin mutlu olması için uğraşacaksınız. Siyasetinizin amacı bu olmalı zaten. Siyaset dediğimiz şey de budur. Bir insanın mutluluğu, huzuru ve güvenliğidir kardeşim. Bu kadar basit. Şimdi çocuklarımız var, yaşlılarımız var, efendim eğitimle ilgili gidişatımız var, parkımız, bahçemiz var. Bir sürü yapılması gereken iş var. Evet. Dolayısıyla burada benim şahsım olarak yani Gelecek Partisi temsilcisi olarak söylüyorum. Biz burada yaşayan 1 milyon küsur insanın günlük sabah kalkıp akşama kadar yaşayabileceği o süreçte, İşe gidiyordur, alışverişe gidiyordur, evinde oturuyordur, bahçeye gidiyordur, efendime söyleyeyim kapıda oturacaktır. Yaşantısının her alanında onun mutlu olabileceği bir kent hayal ediyor. Herhalde bu cümle bunların hepsini kapsar diye düşünüyorum. Peki başarılı. Açıklamalarınıza bağlı şöyle bir soru sorayım. 1,5 senede Esenyurt Belediye Başkanı'nın 15 ay oldu Kemal Denizoğlu. Çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Gerçi biraz önce çok haberim yok dedim. Yani şöyle çalışma noktasının hani şunu diyebilmem için işte şu mahallede işte devasa bir işte okul projesi yapılıyor, okul yapılacak. İşte şurada büyük bir devasa bir park yapılıyor. Efendim yollarla ilgili, parklarla ilgili sıkıntılarımız var, onlar şu an çözülüyor diyebileceğim bir çalışma yok. Yani örnek diyorum, bakın çok basit bir şey. Otopark. Bakın o otopark. Evet. Şu an Esenyurt'ta bu sıkışmış bir coğrafyanın içerisinde araç sayısının hesabını kitabını yaptığınız zaman bile insanların aracını park edecek yeri yok. İşte efendim arkadaşlar, komşular, iş dünyasındaki işte esnaf arkadaşlar her gün bunun kavgasını vermekten insanlar yoruldu.
Ben Esenyurt'u mahalle bazında yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben kendim öyle düşünüyorum. Her mahallenin nüfusuna göre, coğrafyasına göre, efendim işte yaşayan oradaki o işte iş dünyasının durumuna göre, esnafına göre, fabrikasına göre her neyse mahalle bazında bu çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyorum. Bugün bir mahalleye gittim. Dedi ki başkanım bizim ilkokulumuz yok dedi. Şimdi 21 bin nüfusu olan bir mahalle. İsmini söylemeyeyim. Şimdi ilkokulumuz yok. Şimdi bu ne demektir? Benim 21 bin nüfusta olan bu mahallemdeki çocuk ilkokula gidiyorsa mahallenin dışına çıkmak zorunda kalıyor. Şimdi mahallenin dışına çıkması demek maliyet demektir, risk demektir, trafik demektir, sorun demektir. Yetmiyor, bir anaokulumuz yok, kreşimiz yok. Bir defa her mahallede, Esenyurt'ta okul öncesi kreş ve anaokulu olmak zorundadır arkadaşlar. Olmalıdır. Biz çocuklarımızı sağlıklı yetiştiremezsek inanın hiçbir şey yapamayız. Öncelik çocuklarda başlıyor çünkü. Evet. O anlamda yani ben herhangi bir proje duymadım ama bundan sonra olur mu bilmiyorum. Bilgi verirler mi bilmiyorum. Bakacağız inşallah yaparlar. Yani biz Esenyurt'ta hizmetin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Verilirse de tabii alkışlarız. Ama verilmese de eksikleri çıkartıp önlerine koyarız. Biz genel kuruldan sonra nasip olursa yapacağım muhalefetle siyaseti de anlatayım bu arada. Herkes duysun. Tabii, sıkıntı yok. Tabii. Yani hani biz bir siyaset yapıyoruz. Ben yeni bir siyasi hareketin başındayım şu an. Benim bir şeyler yapabilmem için proje üretmem lazım. İşte o mahalle bazındaki çalışmalarımızı yaparken benim düşüncem şu. O mahalledeki sorun, sıkıntı, istek, talep, ihtiyaçların hepsini çıkartıp, projelendirip, basın yoluyla tüm Esenyurt'ta paylaşıp belediyeye vermek istiyorum. Yani istek, talep bu. Bundan en kısa zamanda hayata geçmesi için lütfen gerekenleri yapın derim. Sonrasını bilemem. Bir anlamda belediyeye de yardımcı oluyor. Kesinlikle. Öyle. Tabii. Yani şimdi bizim amacımız nedir? Hizmet etmek. Şimdi tüm siyasi partiler ne iş yapar? Niçin kuruldu? Halka hizmet. Ben daha iyi yöneteceğim demek için kuruldu. Doğru mu? Evet. Sağcı, solcu, şu bu hiç fark etmez. Evet. Şimdi biz de onun için buradayız. Yani ben şöyle bir şeyi doğru bulmuyorum. Efendim ya gerek yok belediye bırakın başarısız olsun, kötü yönetsin sonra ben gelip belediye başkanı olayım. Ya bundan bizim vazgeçmemiz lazım. Bizim yapmamız gereken şey şu. Rehberlik yapabilmek, destek olabilmek, yanlışa dur diyebilmek, doğruyu alkışlayabilmek. O yüzden Gelecek Partisi ile Türkiye muhalefet kültürü değişiyor arkadaşlar. Değişmeli. Kavgayı bırakacağız. Hatta önümüzdeki süreçte nasip olursa tüm siyasi partileri de tabii dolaşacağız, arkadaşlarla paylaşacağız, konuşacağız ilçe başkanlarımızla. Ben ilçe başkanlarımızın hepsiyle ayda bir, iki ayda bir araya gelmeyi doğru buluyorum. Ya çay içelim, sohbet edelim. Siyaset yapmayalım. Yani kendi partimizi övmeyelim. Ama sohbet etmeyi bilelim. Evet. İletişim kurmayı bilelim. Telefonlaşabilelim. Ben Türk siyasetinin bu şekilde davranarak bu ülkeye çok fazla katkı sunacağını düşünüyorum. Evet. Peki başkanım, ziyaretlere başladınız. Bugün de muhtarları ziyaret ettim dediniz biraz evet. önce. Yaklaşımları nasıl Gelecek Partisi'ne? Toplumun, Esenyurt'un, kamuoyunun? Valla şöyle söyleyeyim. Ben hem esnaf ziyaretlerini yapıyorum, hem sivil toplum örgütleriyle görüşüyoruz. Evet. Yani benim ziyaretlerimin ötesinde gelen arkadaşlarımız da oluyor. Onlarla da sohbet ediyoruz ilçe binamızda. Bugün de yine işte muhtarlarımıza gittik. Esnaflarımızı tek tek dolaştık. Her işi yapan farklı farklı mesleği olan esnaflarımız var. İş yapmaya çalışıyorlar. Ben hatta espri yapayım ki ben tüm iletişim kurarken espri yapmayı ihmal etmiyorum arkadaşlara. Mutlaka işte neden moralin bozuk ya, sen para mı kazanamıyorsun, durumun nasıldır, işte neler sattın bugün, ne kadar para kazandın. Hani bakıyorsunuz insanlar tebessüm ediyor ama ederken de zorlanıyor. Toplumda bir mutsuzluk var. Dolayısıyla ben Gelecek Partisi ilçe başkanı Veysel Karatay deyince böyle bir insanlara bir rahatlama hissediyorum. Sanki gidişatı düzeltecek, iyi bir noktaya bizi getirecek bir siyasi hareketin temsilcisi geldi dercesine.
Çoğu da özellikle biz Ahmet Hoca'yı çok seviyoruz. Ne gerekiyorsa onu yapacağına inanıyoruz. Ve biz de sizin arkanızdayız diyen arkadaşlar da çok var. Abilerimiz, dostlarımız var. Ben hiçbir tanesinden ya sizin kardeşim ne işiniz var, siz de kimsiniz cümlesi duymadım. O anlamda gelecekten umutluyuz. Ben Esenyurt'tan çok umutluyum. Daha tabii yeni başladık. Daha sokağa, caddeye çok fazla inemedim. İndikçe bu sesin ne kadar fazla çıkacağını siz de göreceksiniz. Peki başkanım. Başkanım, son olarak bizi izleyen yurttaşlarımıza, izleyicilerimize neler söylersiniz? Ben her şeyden önce bizi dinleyen, bizi izleyen insanlarımızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz, insanlarımız inanın çok muhteşem. Yapmamız gereken tek şey birbirimizi sevmemizdir. Şimdi bazen bakıyorum insanlar acımasızca birbirini eleştiriyor. Ya ben farklı bir siyasi partinin veya liderini sever bilirim. Ya bunu onu severken bir başkasını kötülemek anlamında düşünmemeliyim. Yani ben onu seviyorsam bir başkası düşmanımdır diye bakmamak lazım. Yani bu kültürden, bu bakış açısından bu ülkenin kurtulması lazım. Ben özellikle tüm gençlerimizden, kadınlarımızdan, hepsinden rica ediyorum. Lütfen birbirinize saygı duyun, birbirinizi sevin, oturun sohbet edin, oturun konuşun. Ben bu vesileyle bir şey daha söyleyeyim. Evet. Gençlik ve kadınların Türk siyasetinde çok önemli rol oynaması gerektiğini düşünüyorum ben. Sadece gençlik ve kadınlarımızın efendim salonlar doldurulsun, bizi alkışlasın, bir yoğunluk oluşsun ama ötesinde hiçbir şey olmasına katılmıyorum. Gençlerimiz ve kadınlarımızın erk olmasını, söz sahibi olmasını, sokağa çıkmasını, sosyal hayata girmesini ve siyaset yapmasını özellikle rica ediyorum. Bu sadece bizim partimize gelin yapın anlamında değil. Sivil toplum örgütüne gidin. Hangi siyasi partiyi benimsiyorsanız ama orada mutlaka olun. Söz sahibi olursanız demokrasi daha erken gelir. Barış daha erken gelir. Lütfen bunu unutmayın. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Başkanım, biz de teşekkür ediyoruz. Meydan TV ailesi olarak şeref verdiniz. Açıklamalarınız da umarım bizi izleyenler tatmin olmuştur. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun, siz sağ olun. Evet, Meydan TV Yerel Gündem programında bugünkü konuğumuz Gelecek Partisi İlçe Başkanı Veysel Karatay'dı. Sayın Başkanım'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir başka programda bir başka konukla tekrar karşınızda olacağız. Meydanda buluşalım.